Merhaba kıymetli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Beni size, sizi de bana kavuşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Değerli dostlar, bu hafta ecdattan konuşacağız. Ecdadın sanat ve edebiyat alanındaki çalışmalarından, mücadelelerinden, cenklerinden konuşacağız. Kıymetli kardeşlerimiz, bize Osmanlı dendiğinde, ecdat dendiğinde böyle savaşlar yapan, savaşan, toprakları fetheden, mazlumlara yardım eden insanlar olarak hatırlıyoruz. Üç kıtayı böyle kesip biçen bir ve orada adaletle hükmeden insanlar olarak hatırlıyoruz. Peki ya sanattaki başarıları, ya sanatta neler yaptılar? Tamam, mimari alanda çok ciddi çalışmalara imza attılar, biliyoruz. Hala Avrupalıların bile böyle dillerini ısırarak baktıkları, gördükleri muhteşem mimari eserlerimiz var. Sadaka taşları, camiler, çeşmeler, aklınıza neler neler geliyorsa. Peki ya edebiyatta? Yani şiirde, sanatta neler yaptılar? İşte kıymetli dostlarımız, bu haftaki programımızda Osmanlı padişahlarının şiirle olan alakaları, sanatla olan alakalarını konuşacağız. Nereden aldılar, nereye götürdüler, ne kadar iyi şairdiler? Bütün bunları konuşacağız kıymetli bir isimle, değerli bir kalemle. Tarihçi yazar, araştırmacı, tarihçi yazar Recep Babacan hocamızla Osmanlı sultanlarında şiir ve Osmanlı halkının şiire merakını inşallah konuşacağız. Kıymetli hocam hoş Hoş geldiniz, bulduk. sefalar Allah getirdiniz. razı olsun. Nasılsınız hocam, iyisiniz Hamdolsun inşallah. siz de iyisiniz. Çok Hamdolsun teşekkür hocam, ediyorum. iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Ben konumuz çok geniş. Çok geniş, 600 yıllık, 700 yıllık, hatta 1400 yıllık bir mesele. Onun için hemen konuya girmek istiyorum hocam. Biz Fatih'i biliyoruz, biz Yavuz'u biliyoruz, onların şiirler yazdıklarını biliyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz malumunuzdur, Uğur Işılak Makamı Sultan diye bir albüm, ismini yanlış hatırlamıyorsam çıkartmıştı. Osmanlı padişahlarının şiirlerini seslendirdi. Oldukça başarılı ve güzel bir çalışmaydı. Osmanlı padişahlarının şiirleri böyle ezgi formatında bir eserle yazıldı. İşte onları soracağız. Mesela sadece Fatih mi şiir yazdı? Mesela Yavuz Sultan Selim Han'ın kıymetli dostlar mükemmel bir şiiri var. Ey cemali nuri çeşmi evliya, elmedet ey madeni nuri hüda, hakkı payi tutiyayı asfiya, elmedet ey madeni nuri hüda. Kimse sensiz bulamaz hakka husul, feyzi lütfunla olur merdi kabul. Rahmeten lil aleminsin ey Resul, elmedet ey madeni nuri hüda. Eyledim bihat cürüm ile cerim, oldum eşhası heva ile nedim. Eyle isyanım şefaat ya Kerim, elmedet ey madeni nuri hüda. Ey Kerem-i Kân-ı Resulü Kibriya, kemterindir bu selimi pür hata. Dergehinden iltica eyler ata. Elmedet ey madeni nuri hüda. Evet kıymetli dostlar, Yavuz Selim'in aşkını, Yavuz Sultan Selim'in biz o çöller geçen, işte kıtalar fetheden, halifelik yükünü omuzlarımıza yükleyip bu sancağı en güzel yerlere getiren o koca Sultan Selim'in böyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselama mükemmel bir şiir yazdığını biliyoruz. Peki başka hangi padişahlar yazdılar? Nerelerde yazdılar? Ne gibi ortamlarda kime yazdılar? Nereden beslendiler? Bütün bunları inşallah bu programda konuşacağız. Evet hocam, Osmanlı'da şiir deyince aklımıza ne gelmeli? Osmanlı padişahlarının şiiri olan merakını sizlerden istirham edelim ve başlayalım. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii programa o kadar güzel bir girizgahla girdiniz ki Yavuz Sultan Selimi Han'ın yazmış olduğu şiirle girizgah yaptınız. Müsaade ederseniz ben de Kanuni Sultan Süleyman'la onun oğlunun Hazreti Peygamber'e duyduğu aşkla ilgili şiirden kısa bir dörtlük okuyarak giriş Eyvallah. yapmak isterim. Kanuni Sultan Süleyman bildiğiniz gibi Muhibbi mahlasıyla şiir yazan bir padişahımız. Farsça, Arapça, Osmanlıca divanı olan Osmanlı döneminin en ünlü şiir yazan şairlerinden daha çok eseri olan bir padişahımız. 10. padişahımız. Oğluna yazmış olduğu
Oğlu Beyazıt'a yazmış olduğu mektup bugün dillerden dile dolaşmaktadır. Siz Yavuz Sultan Selim'den örnek verdiniz. Biz de müsaade ederseniz onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman'ın bir dörtlüğüyle izleyenlerimize merhaba diyelim. Kanuni Sultan Süleyman diyor ki: Nuri alemsin hem dahi mahbubu hüda, eyleme aşıkların bir lahza kapından cüda. Gitmesin namı şerifin bu dilimden dembedem, dertli gönlüme devadır can bulur andan sefa. Umarım her bir adın ayrı şefaat eyleye, Ahmedi Mahmud Ebul Kasım Muhammed El Mustafa. Kıymetli kardeşim, bütün Osmanlı padişahları, 36 padişahın 33 tanesi Hazreti Peygamber'e şiir yazmıştır. İnşallah biraz sonra bunu daha tafsilatlı bir biçimde anlatacağız. Ama Osmanlı padişahlarına geçmeden evvel müsaade buyurursanız yine Bezmi Alem Valide Sultan'dan bahsetmek isterim. Şiir medeniyetinin, aşk medeniyetinin en güzel bir biçimde tezahürünü Bezmi Alem Valide Sultan'da görmekteyiz. Bezmi Alem Valide Sultan İstanbul'u ve Anadolu'yu baştan başa mimari eserlerle donatmış. Her donattığı eserin kapısına yazdırmış olduğu kitabe ve manzumeler büyük bir şiirin, büyük bir medeniyetin örnekleriyle dolu. Bir mühür yaptırmış kendisine. Mühüründe Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbet ne vasıl, zuhurundan bezmi alem oldu vasıl yazdırarak Hazreti Peygamber'e duyduğu aşkı ve sevdayı dile getirmiş. Peki Bezmi Alem Valide Sultan bu aşkı nereden almış? Kimden duyduğu sevgiyle bunu yapabilmiş? Kıymetli kardeşim, Osmanlı padişahları Hazreti Peygamber'e duyduğu aşkı, sevgiyi gerek yapmış olduğu eserlerde, gerek okumuş oldukları naatlarda ve gerekse yazmış oldukları şiirlerde dile getirmişler. Hazreti Ebubekir Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin büyük aşığı, halifelerin ilki. Bir gün Hazreti Peygamber onu yanına çağırıyor. Diyor ki: ya Ebubekir, elimdeki şu yüzüğü al, git bunun üzerine La ilahe illallah yazdır. Peki ya Resulallah diyor, yüzüğü alıyor ve Hazreti Peygamber'in bulunduğu mekandan ayrılıyor. Fakat Medine sokaklarında ilerlerken Hazreti Ebubekir'in aklında hep şu soru var: niçin Hazreti Peygamber bana La ilahe illallah yazdırıyor? Altına niçin Muhammed Resulullah yaz demedi? Kafasında hep bu soru. Derken yüzükçünün önünde buluyor kendini. Diyor ki yüzükçü efendi, al bunun üzerine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yaz. Yüzükçü alıyor yüzüğü, Hazreti Ebubekir'in dediği gibi işliyor yüzüğün üzerini. Ama Hazreti Ebubekir bu sefer başka bir soru beyninde çalkalanmaya başlıyor. Bana Hazreti Peygamber bunu yaz demedi ama ben yazdım. Ya bana bir şey derse? Böyle söylenirken kendini Hazreti Peygamber'in huzurunda buluyor. Diyor ki ya Resulallah, yüzüğünüzü yazdırdım. Uzatıyor Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber yüzüğü alıyor. Diyor ki ya Ebubekir, bu nedir? Diyor ki ya Resulallah, siz La ilahe illallah dediğinizde ben sizin sevginizi Hazreti Allah'tan ayıramadığım için yüzüğün altına Muhammed Resulullah yazdırdım. Hazreti Peygamber tam bu değil, ben üçüncü satırda yazanı söylüyorum diyeceği an Cibril Emin Hazreti Peygamber'in önüne geliyor. Diyor ki ya Resulallah, yüzüğün altında yazan üçüncü satırdan Hazreti Ebu Bekir'in de haberi yok. O sizin sevginizi Hazreti Allah'tan ayıramadığı için Hazreti Allah bana talimat verdi. Dedi ki ey Cibril, git yüzüğün altına üçüncü satıra da şu ifadeyi yaz. Yüzüğün üçüncü satırında aziz kardeşim aynen şu ifade yazıyor: La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ebu Bekir Sıddık. Hazreti Allah şunu söylüyor: sen benim sevgimi benim peygamberimden ayırmadın, ben de senin sevgini Hazreti Peygamber'den ayırmıyorum. İşte Bezmi Alem Valide Sultan da Hazreti Ebu Bekir kendisine örnek alarak aynen bu şekilde bir yüzük yaptırmış. Sadece o mu? Hatice Turhan Valide Sultan, Mazhar-ı Lütfü Samet Valide-i Hatice-i Turhan yazarak o da parmağında bir yüzük taşımış. Bütün padişahlarımız Hazreti Peygamber'e duyduğu sevgiyi, aşkı gönüllerine nakşetmişler. Onun için
Şair diyor ya, men zale sultane vilayetihi, la zale sultane faziletihi. Siz Osmanlı padişahlarının sultanlığını vilayetlerden kaybettiğine şahit olabilirsiniz. Ama Osmanlı padişahları gönüllerin sultanlığını asla kaybetmemiştir. Biraz evvel Fatih Sultan Mehmet dediniz. Fatih Sultan Muhammed Han eğer İstanbul'u fethetmemiş birisi olsaydı, Fatih Sultan Muhammed Han İstanbul'u fetheden kumandan olmasaydı, Kanuni Sultan Süleyman Han Mohaç Meydan Muharebesini kazanan bir padişah olmasaydı, Yavuz Sultan Selim Han Halife-i Ruh-i Zemin olmasaydı, biz onları yazmış oldukları şiirlerden yine tanıyacaktık. Bugün Nabi'yi nasıl tanıyoruz? Sakın terki edepten, kuy-i mahbubu hüdadır bu, nazargah-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diyen Nabi'yi bu neslin genç evlatları unutmadıysa, emin ol ki biraz evvel saymış olduğumuz isimler padişah ve sultan olmasalardı yine bu gençlerin, bu milletin gönlünde yer edeceklerdi. Eyvallah. Çok önemli. Yani hocam, Osmanlı padişahları aslında şiirlerindeki o kalıcılığı, o ahengi, o muhabbeti, o sevgiyi direkt Peygamberi Zişan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan alıyorlar. Tabii tabii. Yürek imbiklerinden geçirdikleri o aşkla, o muhabbetle şiirlerini yoğurmuşlar. At üstünde şiirler yazmışlar. Biz tarih kitaplarında gördük. Onlar muhabbetlerini, belki de fetihleri bundan güzel oldu. Belki de kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin müjdesine asıl olma sebebi de Fatih'in bu olan muhabbetiydi. Şimdi siz şiirle konuşunca, sanatla konuşunca, haliyle üslubunuz güzel olunca ister istemez Bizans kızları da sizi çiçeklerle karşılıyorlar hocam. Şimdi ahlak Kur'an ahlakı olursa, eyvallah, ahlakı Kur'an'dan alırsanız, önderiniz Hazreti Peygamber olursa, İstanbul'da mihmandarınız Eba Eyyub el Ensari Hazretleri olursa, böyle güzel sözleri yazmak Osmanlı padişahları için çok kolay. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri, şiir yönü ayrı bir padişah, onun dışında da başka meziyetleri var. İşte Kanuni Sultan Süleyman sarayda boş oturmazmış. Biliyorsun, at üzerinde yıllarca kalmış, at üzerinden inmemiş. Sarayda kaldığı zaman da boş işler yapmamış. Elinde küçük bir bıçağı, çakısı, küçük tahtaları oyar. Müsahibini çağırır, evladım gel buraya, al bunu. Git pazarda sat, Ravza-i Tahire'nin kandillerine yağ alsınlar, helal paradır dermiş. Peki niçin Osmanlı padişahları, 36 Osmanlı padişahında bunu görmekteyiz, hep Ravza-i Tahire'nin kandillerine yağ almayla uğraşmışlar? Niçin orayı aydınlatma aşkıyla, hep işte asr-ı saadetten uzanan izleri kendi yaşantılarına pelesenk eylemiş bu padişahlar? Nasıl yani hocam? Sultan II. Mahmud Han Şam'dan gönderiyor, İstanbul'dan Medine'ye. Gönderirken Şam'danın köşesine bir yazı yazıyor. Diyor ki, dü alemde istihap Hanı Mahmud-u Adli'yi, evvel ve ahirde devlet senindir ya Resulallah. Kıymetli kardeşim, bizim şu anda bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evveli Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Onun bir evveli Selçuklu İmparatorluğu'ydu. Biz Hazreti Peygamber'in Mekke'de ve Medine'de kurmuş olduğu devletin devamıyız. Bu böyle biline. Biz hilali, laleyi ve Allah kelimesini birbirinden ayırmayan bir nesiliz. Niçin biliyor musunuz? Hilal kelimesi 5 harften oluşur. Hilal kelimesiyle, lale kelimesiyle ve Allah kelimesiyle üçünün harfleri aynıdır. Allah yazarsanız o harflerle hilal de yazabilirsiniz, lale de yazabilirsiniz. Biz laleyi camilerimizin çinilerine koyduk. Onu en kutsal yerlere götürdük. Hilali başımızın üzerine koyduk, bayrağımız yaptık. Bu üç tane kelimenin ebced karşılığı 66'dır. 66'nın ebced karşılığı da aziz kardeşim Allah kelimesine tekabül eder. Dolayısıyla Osmanlı, bakın niçin Şam'dan göndermişler? Biraz evvel güzel bir soru sordunuz. Niçin? Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde sahabe-i kiramla birlikte Mescid-i Nebevi'yi yapmaya çalışıyor. Kuba'dan sonra.
Mescid-i Nebevi bitiyor fakat aydınlatamıyorlar. Şam'dan bir papaz geliyor aziz kardeşim. Adı Temim Eddari. Papaz geliyor Şam'dan. Bakıyor ki Mescid-i Nebevi karanlık. Müslüman oluyor sonra bu papaz. Sahabe-i kiramdandır. Şam'dan gelirken birkaç zeytinyağı kandilini de yanında getiriyor. Ve o kandilleri Mescid-i Nebevi'nin çatı bölümlerine asıyor. Hazreti Peygamber Mescid-i Nebevi'ye girince, Mescid-i Nebevi'nin aydınlandığını görünce Temim Eddari'yi yanına çağırıyor. Ve şu ifadeyi kullanıyor. Ey Temim, sen bizim mescidimizi nurlandırdın, Allah da seni nurlandırsın. Onun için Osmanlı padişahları ömrü hayatları boyunca hep Medine'yi, Mekke'yi aydınlatmayla uğraşmışlar. Mescitleri aydınlatmayla uğraşmışlar. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri geçtiğimiz günlerde 99. vefat yıl dönümünü üzüntüyle gark ettiğimiz padişahımız. Mescid-i Nebevi'ye ilk jeneratör gönderen isimdir. Mescid-i Nebevi'ye hereke halılarıyla süsleyen isimdir. Mevlam ondan razı olsun. Amin. Tevfik Fikret. Bakın padişahların kendi dönemlerinde yaşayan şairlere davranış biçimlerini de konuşalım burada. Tevfik Fikret dönemin en önemli şairi. İstiklal şairi diye de bugün bir takım çehrelerin kendisine hayranlıkla baktığı bir isim. Sultan Abdülhamit Han'a suikast düzenleniyor aziz kardeşim. Evet. Suikasti düzenleyen Belçika asıllı bir Ermeni vatandaşı. Adı Edward Joris. Suikasti daha sonra çözülüyor. Nestorfer kelimesinden çözülüyor. Sultan Abdülhamit'i bir faytonla, faytona koyulan yüklü derecede bir bombayı patlatmak suretiyle imha edeceklerdi. Ama Cenab-ı Allah buna müsaade etmedi. Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin sultanım size bir soru soracağım demesi üzerine Sultan Abdülhamit Han bu patlamadan sağ olarak kurtuldu. Tevfik Fikret bu bombalı saldırı başarılı olamayınca şu ifadeyi kullanıyor. Yazmış olduğu Vahdet gazetesinin satırlarında. Ey şanlı avcı! Attın, yazık ki vurmadın. Vuramadın. Yani Sultan Abdülhamid'i vuramayışını üzüntüyle gazeteye neşrediyor. Şimdi hocam çok özür diliyorum böldüm ama günümüzün kendini aydın ve sanatçı zanneden insan müsveddelerine ne kadar benziyorlar. Yani tarih tekerrürden ibaret diyorlar öyle, yani. Aynen öyle. Cidden öyle. Şimdi bakıyoruz. Haksız mıyım kıymetli dostlar? Dün işte Abdülhamit Han'a söylenenler, yapılanlar ve bunu işte sanat adına, şiir adına böyle maskelemeye çalışanlar baktığımızda kıymetli hocam bu sefer şimdi de işte gazetecilik adına, karikatüristlik adına falan bunun altına sığınıyorlar. Bakıyorsunuz utanmadan, arlanmadan 70-80 yaşındaki adamlar yıllarını sözüm ona sanata verdiklerini iddia eden adamlar artık milatlarını doldurmuş adamlar utanmadan arlanmadan bir Osmanlı hanedanının mensubunu olmasını geçtim. Bir bayana, bir hanımefendiye ahlaksızca hakaret ediyorlar mesela. Hı-hı. Hani Osmanlı padişahının yani Osmanlı hanedanlığından gelmesi bizim manevi olarak bizim için güzel bir şey olduğu için demiyorum bunu. Eyvallah biz onu kabul ederiz, onlar kabul etmez. Bize göre İstanbul fetihtir, Bizans'a göre işgaldir. Herkes dedesini anlatıyor aziz kardeş. Ona katılmıyorum ama evet. Karşısındaki kim olursa olsun, isterse alelade bir insan olsun, yine de insanların önünde, binlerin önünde yaşı başı artık kemale erdiğini düşündüğümüz ya da artık bu yaşta insan kemale erer arkadaş dediğimiz insanlar bakıyoruz ki bir hanımefendiye, çoluk çocuk sahibi bir insana ekranların önünde küfür ediyorlar. Usulsüzce hakaretler ediyorlar. Alçakça. Alçakça hakaretler ediyorlar. Bunu sanatın maskesine süslemem. Sanatla böyle bir şey yapmaya, aydınlıkla. Biz aydınız diyorlar bir de utanmadan. Hani sokaktaki balicilerin kullanmadığı ağzı kullanıp neredeyse. Onlarla bir
birisinin yanına yanaştıklarında yaşamışsınızdır hepiniz. Birinin yanına yanaştıklarında onlar bile işte abi diyorlar, yani 2 liram var mı diyorlar, bir dal sigaram var mı diyorlar. Onlar bile hakaretvari bir üslupla yaklaşmıyorlar insanlara. Bunlar onlardan da daha böyle alt mertebede bir dille, maalesef üzülerek söylüyorum. Rabbimiz önce bizi, sonra onları hidayete erdirsin. Çünkü biz inanıyoruz, kalpleri evirip çeviren Allah'tır. Rabbimiz hidayet versin cümlemize. Önce bana, sonra onlara diyeyim. Bunu bir bayana bu üslupla yapıyorlar ve bunu da sana, işte sanata, işte aydınlığa, gazeteciliğin özgürlüğüne falan sığınıyorlar ve yüzlerce kişi de onları alkışlıyor. Üzücü ki devamlı o alkışlayanların arasında devamlı kadın haklarını savunan kadınlar da var. Ne kadar üzücü. Evet, şimdi Tevfik Fikret'in şiirindeki ifadeyle örtüşüyor. Orada diyor ki, tam ifadeyi kullanalım. Ey şanlı avcı, damını beyhude kurmadın, attın fakat yazık ki, yazıklar ki vuramadın. Osmanlı'nın halifesini vuramayan bir alçağı methediyorlar. Ama Sultan Abdülhamit kendisini vurmaya teşebbüs eden o adamı affetmiştir aziz kardeşim. Eyvallah. Ve o Tevfik Fikret denen istiklal şairini, sözüm ona istiklal, istiklal şairini, istibdadın hükümdarı denen, gerici padişah denen Sultan Abdülhamit Han Hazretleri bir defa olsun nezarete bile almamıştır. Zaten hep öyle değil midir hocam? Bir yerde rahatlıkla diktatör diyorsanız orada diktatör yoktur. Sıkıntı var demek. Diktatörün olduğu yerde, çünkü diktatör diyemezsiniz. Programımızın maneviyatını affınıza sığınıyorum. bu tür kimselerle diyorum hocam, daha fazla kirletmeyelim. Devam edecek ama olursa, bir ifadeyi orada düzeltmek tamam isterim hocam, müsaade buyurun, ederseniz. Bizi izleyen kardeşlerimize de, bizi izleyen izleyicilerimize de şu hususu önemli vurgulamak isterim. Ben sosyal medyadan da son günlerde bunu sık sık telaffuz ediyorum. Bir milletvekili, bu memleketin halkının oylarıyla seçilmiş bir milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti'nin televizyonlarına çıkıp cennet mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine hakaret ediyor. Hakaretinde diyor ki, Kıbrıs'ı senin deden verdi diyor Nilhan Sultanımıza. Şimdi buradan ona bir cevap verme hakkımız doğdu. Bizde de bu imkan varken müsaade ederseniz onu kullanalım. Aziz kardeşim, biz 15 Temmuz 2016 tarihinde büyük bir zafere imza attık. Tıpkı dedelerimiz gibi. Dedelerimiz Sultan Abdülhamit Han'a sahip çıkamadılar. Ama onların torunları Sultan Abdülhamit Han'ın torunlarına sahip çıktı. Sultan Abdülhamit Han Kıbrıs'ı İngilizlere verdiği ifadesini açmak lazım. Ayestefenos Muahede namesini iyi bilmek lazım. Eminim ki bunu söyleyen o zat-ı muhterem Ayestefenos'un ne olduğunu dahi bilmiyordu. Sultan Abdülhamit Han henüz tahta çıktığında Ruslar İstanbul'da Yeşilköy'e kadar gelmişlerdi. Yeşilköy'deler, burnumuzun dibindeler. Grand Dük Nikola elindeki kılıcını yere dayayarak birazdan Fatih'in türbesine geliyorum haykırışlarında bulundu. Ve hatta aziz kardeşim oraya bir anıt diktiler. İstanbul'u işgal ettiklerini unutmayalım diye. O anıt yıkıldı şimdi elhamdülillah. Sultan Abdülhamit bu durumdan kurtulabilmek için 3 tane şey var. Bir tanesi, Balkanlara çıkışımız kapatılmış. Hiçbir şekilde Balkan ülkelerine ulaşamıyoruz. İkincisi, 250 milyon altın borçluyuz. Ekonomimiz batmış. Kurtuluş yolu için Sultan Abdülhamit İngiliz kraliçesine bir mektup yazdı. Kraliçe mektuba cevap vermedi. Birkaç gün sonra Sultan Abdülhamit'e şöyle bir cevap geldi. Bize Kıbrıs'ı verirseniz Rusları oradan bertaraf ederiz. Sultan Abdülhamit Han Kıbrıs'ı İstanbul gitmesin diye İngilizlere verdi. Ama verirken, anlaşmanın yapılacağı gün, bütün heyetler hazır bulunurken, artık anlaşma metni onaylanacak, konuşmalar, istişareler yapılmış. Tam Sultan Abdülhamit'e imzaya gelirken Sultan Abdülhamit bir dakika dedi. Bir madde daha eklemek istiyorum. Herkes şaşırdı. Peki dediler. Sultan Abdülhamit Han kendi el yazısıyla, ben bunu paylaşmıştım geçtiğimiz hafta sosyal medyadan da,
İfade aynen şöyle. Hukuki şahaneme asla helal getirilmemek kaydıyla müahedenameyi tasdik ederim. Bir kere daha söylüyorum. Hukuki şahaneme asla helal getirilmemek kaydıyla müahedenameyi tasdik ederim. Bu ifade sayesinde aziz kardeşim biz Adnan Menderes hükümetinin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun girişimleriyle 1957'de Kıbrıs'ta garantörlük hakkımızı kazandık. Ve biz 1974'te Kıbrıs'a Sultan Abdülhamid'in yazmış olduğu bu ifadeyle müdahale edebildik. Bu ifadenin tam açılımı nedir hocam? Diyor ki Sultan Abdülhamid Han, burası bizim devletimizin malıdır. Eğer buna bir helal gelirse biz müdahale ederiz. Buna helal getirmeyecekseniz sıkıntı yok. Helal getirildi mi? Kıbrıs'ta binlerce Türk vatandaşını Rumlar öldürmediler mi? Ama biz Kıbrıs'ı Rumlardan almadık ki. Biz Kıbrıs'ı Romalılardan aldık. Daha sonra doldurdular oraya Rumları. O Rumları kışkırttılar, Türkleri öldürttüler. Ve 1974'te biz oraya Sultan Abdülhamit'in o cümlesi sayesinde saldırıya geçebilip oradaki Türk halkı kurtarabildik. Ya, yani Abdülhamit 1800'lü yıllardan 1900'lü yılların başından 1974'teki saldırıya müdahale eden isim oldu. Neymiş? Cuma saatinde internet sitesi kapatılıyormuş. Ne var sana ya? Bunda ne var yani? Dolayısıyla söylenecek çok şey var. Osmanlı aslında, bakın konu konuyu açıyor aslında ama Stalin, Mao, Lenin, George Bush, Amerika'nın bir önceki devlet başkanı Barack Obama şiir yazdılar mı? Yazamadılar. Çünkü yazacak bir şeyleri yoktu. Her gittikleri yerde kan döktüler. Aslında şiir şu oluyor. Kıymetli izleyenlerimiz de beni takdir edecekler diye düşünüyorum hocam. Şiir biraz da aslında bizim insan tarafımız, bizim maneviyatımız, bizim ruhumuzun duygularla yoğrulmuş hali şiir. Hı hı. Yani biz aslında dostlar şunu anlıyoruz. Osmanlı hünkârlarının şiir yazmalarından. Biz diyoruz ki yani onlar padişahlar sadece savaşçı bir yapıya sahip değiller. Ruh hamurları çok kuvvetli ve çok güçlü bir maneviyatla bezenmişti. Şimdi şu sözlere bir bakar mısınız? Kolay mı dostlar yazmak? İmtisali cahidu fillah oluptur niyetüm. Din İslam'ın mücerret gayretidir gayretüm. Fazla hakkı himmeti cündi ricalullah ile ehli küfrü serteser kahre eylemedir niyetim. Kıymetli dostlar, şiirin ahengine, sözlerin ahengine bakar mısınız? Niyetini, derdini ifade edebilmenin en güzel, en halisane, en tatlı uslubudur herhalde hocam. Öyle değil mi? Aynen. Şimdi burada aşk var. Evet. Peygamber'e aşk var. Nizam'a aşk var. Biraz evvel dedim ya Fatih Sultan Mehmet'in padişahlık yönünü bir tarafa bırakın. Kul olarak bakın. Eyvallah. Kendi çocuklarını Teba'nın çocukları ölmesin diye feda eden bir imparatorluğun mensubu bunlar. Allah razı olsun diyelim. Kısa bir aramız var hocam. Eyvallah. Aranın ardından devam edelim. Kıymetli dostlarımız, kısa bir aramız var. Aranın ardından muhabbetimize devam edeceğiz. Osmanlı sultanlarında şiiri, sanatı konuşmaya devam edeceğiz. Bizlere sorularınızı Facebook, Twitter ve Instagram'dan Recep Karatr'den ulaştırabilirsiniz. Bizi oradan takip edebilirsiniz. Tekrar söyleyelim. Altta da gördüğünüz gibi Recep Karatr'den Facebook, Twitter ve Instagram'da Recep Karatr'den bana ulaşabilirsiniz. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından buradayız.
Kıymetli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlara söylemiş olalım. Recep Kara ile 5. mevsimdesiniz. Misafirimiz tarihçi yazar Recep Babacan hocamız. Osmanlı sultanlarında şiiri konuşuyoruz, sanatı konuşuyoruz. Padişahların aşklarından, muhabbetlerinden bahsediyoruz. Onların ruh hamurunun nasıl yoğrulduğundan bahsediyoruz. Bize sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Facebook, Twitter ve Instagram'da Recep Kara TR'den sorularınızı ulaştırabilirsiniz kıymetli dostlarımız. Şimdi hemen hocamızla devam edelim kaldığımız yerden. Önemli ve güzel bir soru soracağım çünkü sizler adına. Muhterem hocam, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiğimiz iki hırkası var, hediye ettiği insanlara verdi. Bir tanesi bizim de Ramazan aylarında ziyaret ettiğimiz Veysel Karani Hazretlerine vermiş oldukları hırka. Bir diğeri de bir şaire veriliyor. Hakkında ölüm fermanı çıkan bir şaire. Bundan bahseder misiniz? Çünkü biz burada Osmanlı sultanlarının Peygamber-i Zişan'dan beslendiklerini, maneviyatından beslendiklerinden bahsediyoruz. Peygamber Efendimizin o döneminde bir şairin yaşaması, sonra affedilmesi, önce idam hükmü verilmesi, sonra affedilmesi önemli bir husus. Sizden dinlemek isteriz. Şimdi Kab-ı Züheyr büyük bir şairdi. Babası Zübeyir sayılı Arap ve edip şairleri arasında yer almaktaydı. İki oğlu Kab ile Büceyir de kendisi gibi edip ve şair yetişmişlerdi. Şair Zübeyir bin Ebi Sülma, ehli kitap kimselerin sohbetlerine devam ederken ahir zamanda bir peygamberin geleceğini onlardan işitmişti. Bir gece rüyasında gökten bir ip uzatıldığını ve ipe tutunmak için elini uzattığı halde onu tutamadığını görmüştü. Bu rüyasını ahir zamanda gelecek olan peygambere kendisinin yetişemeyeceğine yormuştu. Bu sebepten dolayı aziz kardeşim, vefatından önce oğullarına gelecek olan peygambere iman ediniz diye vasiyette bulundu. Kur'an-ı Kerim'in felagat ve belagat karşısında gözleri kamaşan birçok kuvvetli edip, şair ve hatip İslamiyet ile müşerref olmuştur. Bununla beraber şirke girenler de olmuştur. Bunlar besledikleri kini ve düşmanlığı şiirlerle dile getirmekten de geri durmamıştır. İşte ilk bölümde Tevfik Fikret gibi. Kab bin Zübeyir de bunlardan birisiydi. Babasının ölümü üzerine şöhretine kendisi varis olmuştu. Kardeşi Büceyir Hazreti Peygamber'in safında yer almışken Kab bir türlü şirkten vazgeçmiyordu. Zaman zaman yazdığı şiirleriyle Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları hicvederek onları üzüyordu. Bir gün yine kardeşi Büceyir'e Müslüman olmasından dolayı duyduğu kin ve kızgınlıkla oldukça kötü bir şiir yazdı. Büceyir radıyallahu anhüma şiiri Hazreti Peygamberimize okuyunca alemlerin efendisi müteessir oldu. Kab bin Zübeyir şiirleriyle Müslümanlara hakareti artık tahammül sınırlarının da üzerine çıkartmıştı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem ashab-ı kiramı topladı ve onlara şu emri verdi. Ey ashabım, kim Kab bin Zübeyir'e rast gelirse onu öldürsün. Kanı şu andan itibaren mübah kılınmıştır. Bu müsaadenin verilmesinden sonra Kab uğrayacağı akibet şüphesiz dehşetli olacaktı. Bunu düşünen kardeşi Büceyir son bir defa daha kendisine ikazda bulunarak, nasihatte bulunarak bir mektup gönderdi. Bundan kurtulabilmenin tek çaresi de ancak Hazreti Peygamber'e gelip af dilemek olduğunu bildirdi. Mektubu alan Kab bin Zübeyir yerinde duramaz hale gelmişti. Adeta kocaman yeryüzü kendisine dar gelmeye başladı. Her an son nefesini verecekmiş gibi ecel terleri dökmeye başladı. Aleyhinde verilen bu karardan kurtulamayacağını anlamış olmalı ki iki şeyden birini tercih etti. Ya şirkte devam edecekti, köşe bucak kaçacaktı ya da alemlerin efendisinin huzuruna gidecek, sadakat elini uzatacak, ondan af dileyecek, o ana kadar yaptıklarından pişmanlık dileyecek
ve affını sunacaktı. Kap akıllı davrandı aziz kardeşim. İkinci yolu tercih etti. Zaten kardeşinden mektup gelir gelmez de iç aleminde bir pişmanlık duygusu yer etmişti. Uzun mesafeyi kısa zamanda kat etti, kilometreleri aştı, Medine'ye geldi ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu şahsen tanımıyordu. Kab bu durumu da akıllıca kullandı. Peygamber Efendimiz'in huzurunda diz çöküp mübarek elini tuttuktan sonra zekice şöyle bir teklifte bulundu. Kab bin Zübeyir tövbe etmiş ve Müslüman olarak huzur-u saadetinize gelmek istiyor. Ben onu size getirsem ona eman verir, tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz? Kab şiirleriyle Müslümanları üzmekten vazgeçer ve bundan pişmanlık duyup Müslüman olursa artık Resulü Kibriya ile arasında bir mesele kalmamış demekti. Nitekim Resulü Ekrem bu teklife evet cevabı verdi. O amcasını öldürene de evet demişti. Bu cevap üzerine aziz kardeşim Kab bin Zübeyir mana aleminde birdenbire parladı ve elini Hazreti Peygamber'in elinden tutarak şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh dedi. Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın etrafında bulunan sahabeler bir anda anlık bir hayrete kapıldıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sen kimsin sorusuna muhatap oldu Kab bin Züheyr. Dedi ki ya Resulallah ben Kab bin Züheyr. Ashabtan biri ortaya atladı. Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının, peygamber düşmanının boynunu vurayım. Resulullah eliyle sahabeye bırakın onu dedi. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir buyurdu. Kıymetli kardeşim, gönül ülkesi İslam'ın manevi kılıcıyla fethedilen Kab bin Züheyr hemen o anda Arap edebiyatının şaheser parçaları arasında yer alan Banet Suadi adlı kasidesini Resulullah'a okudu. İnşallah birazdan bu kasideyi de sizin okumanıza bırakırız. Eyvallah hocam. Kab bin Zübeyr'in Banet-i Suadi isimli kasidesini sizin dilinizden dinleyeceğiz inşallah. Eyvallah. Ve akabinde de diyelim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların kahramanlıkları ve yiğitliklerinden bahsederek Kab'ın kasidesini dinlemeye devam ediyordu. Kaside içinde birazdan okuyacaksınız öyle bir beyit var ki Resul-i Kibriya Efendimiz ondan son derece memnun olmuştu. Orada buyurmuştu ki Kab şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için Allah'tan soyutlanmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Bu beyti duyan Hazreti Peygamber o anda işte üzerinde bulunan mübarek hırkasını, bürdesini çıkarıp bu büyük şaire hediye etti ve memnuniyeti yanında da tebriklerini ve takdirlerini sundu. Bundan sonra o Banet Suadi adlı kaside, kaside-i bürde olarak anılmaya başlandı. İşte Kab bin Züheyr'in Hazreti Peygamber'in bu hediyesiyle her zaman her yerde iftihar etme nedeni buydu. Ömrünün sonuna kadar o hırkasını hiç yanından ayırmadı. Hep yanında muhafaza etti. Nereye giderse hırkasını da götürdü. Hiç ayırmadı yanından. Sonrasında Yavuz Sultan Selim Han'la birlikte bu hırka İstanbul'a geldi. Ve her Ramazan'ın 15'inde Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi önünde düzenlenen bir tören sonrası halkın ziyaretine açılmaya başladı. Uzun zamandır yapılmamakta bu ziyaret. Halk bu hırkanın omuz kısımlarını öptüğünden dolayı zamanla hırkanın omuz kısmı aşındı aziz kardeşim. Ve Osmanlı yine burada ince bir düşünceyle hırkanın omuz kısımlarını bir mendile değdirdi ki ona da biliyorsun Destimali Şerif diyoruz, sizin bir başka programınızda anlatma imkanı bulmuştuk. O mendili o omuz kısmına değdirerek halka hediye etti. Devletin üst düzeyindeki görevlilerine hediye etti. Plaket vermedi Osmanlı, bu mendili verdi. Üzerinde ne yazıyordu biliyor musun? Hırkayı Hazreti Resul'e
Atlası çarh olamaz payeyi endas. Yüz sürüp zeyline takbil ederek kıl şefii üğmeme arzı niyaz yazan Arif Hikmet Paşa'nın ki çok önemli bir isimdir. 5746 el yazması nadide eseri Osmanlı kütüphanelerine bağışlayan bir isimdir. Peygamber Efendimizin övüncüne gökyüzünün atlası ayak yaygısı olamaz. Eteğine yüz sürüp ümmetlerin şefaatçisine niyazını arz et yazılı bu destimal mendilleri aziz kardeşim Osmanlı padişahlarının Osmanlı tebaasından birçoğunun vefat anında yüzlerini örtülmüştür. İşte Abdülhamit Han'dan bahsettik. Abdülhamit Han da vefat ettiğinde yüzüne de bu destimali şerif mendili örtülmüştür. Şair Kab bin Züheyr'e hediye edilen bu hırka. Dilersen Kaside-i Bürde'nin Hazreti Peygamber'le ilgili o bölümünü istirham ediyorum. Sizden dinlemeyi arzu ediyorum. Estağfurullah hocam. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Kıymetli dostlarımız sizin için tabii Kaside-i Bürde'nin Türkçesini bulduk. İnşallah paylaşmış olalım. Rejideki arkadaşlar da sesime biraz fon verirlerse sevinirim. ve inşallah bize de Rabbimiz bu programların hürmetine, sizler için yaptığımız bu çalışmaların hürmetine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini nasip etsin. Bir ömür onun izinde gitmeyi ve sonrasında ise onun şefaatine mazhar olan kullarından olmamızı nasip etsin. Fon başladı inşallah. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Suad'ın ayrılığın yetmiyormuş gibi iki taraf arasında göz söz taşıyanlar bana ey Ebu Süleyman'ın oğlu sen artık kendini ölmüş bil dediler. Kendilerine güvenip de başvurduğum her dost ise bana seni oyalayıp teselli edemem. Başının çaresine bak dedi. Ben de çekilin yolumdan dedim. Rahman'ın takdir ettiği her şey elbette olacaktır. İnsanoğlunun mesut hayatı ne kadar uzun olursan olsun mutlaka bir gün bir tabutta taşınacaktır. Resulullah'ın beni öldüreceğini haber aldım. Resulullah'ın yanında bağışlanmak en çok umulan şeydir. Özür beyan ederek Allah'ın elçisinin yanına geldim. Resulullah'ın katında özür daima kabule şayandır. Merhamet ve tenni ile muamele et bana. İçinde birçok nasihat ve hükümler bulunan Kur'an'ın hediyesini sana ihsan eden Allah hidayetini arttırsın. Rakiplerimin dedikodusuyla beni muhaze etme. Hakkımda birçok dedikodular yapılmışsa da ben pek o kadar suçlu değilimdir. Ben şimdi öyle bir makamda bulunuyorum ki burada gördüğüm ve işittiğim şeyleri bir fiil görüp işitseydi muhakkak titrerdi. Burada benim mutlak Allah'ın izniyle peygamberin affına nail olmak kurtarabilir. Ben yüce peygambere karşı hiçbir itirazda bulunmadan sağ elimi onun adaleti üzerine uzatıyorum. Şimdi söz onun sözüdür. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nurdur. Kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Şurayı tekrar edelim. Şüphe yok ki Resulullah doğru yolu gösteren bir nurdur. Kötülükleri yok etmek için Allah'ın sıyrılmış keskin ve yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Selam olsun onlara inşallah. Selam olsun. Yüreğine sağlık. Evet. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun hocam. Hocam leziz bir program yapıyoruz. Eyvallah, elhamdülillah. Çok keyifli oluyor. Allah razı olsun. Ben biraz da halka inmek istiyorum aslında. Osmanlı halkının edebiyatla, şiirle alakası neydi? Onların edebiyatı olan yaklaşımları nasıldı? Biz Fuzulileri biliriz mesela. Değildim ben sana mail, sen ettin aklımı zail. Beni taneyleyen gafil, seni gör geç utanmaz mı? Yani söz dizimi de güzel. Biz
öyle şairler biliriz ki Leyla'dan geçmiş Mevla'ya ermiş şairler biliriz. Yunuslar biliriz. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Halkın peki edebiyata, yani bizim bu gösterdiğimiz, gördüğümüz bütün örnekler aslında sadece Osmanlı'nın değil, öncesindeki devletlerin de, Selçuklu'nun da şiire, edebiyata düşkün olduğunun aslında ispatı. Peki biraz daha daraltacak olursak, Osmanlı toplumunun şiire bakışı neydi? Şimdi öncelikle Osmanlı toplumu edebi elden bırakmamış. Kur'an ahlakıyla yetişen bir nesil, edebi de baş tacı yapınca edebiyata bakış açısı işte Hazreti Peygamber'e 36 padişahın 33 tanesinin şiir yazmasıyla örneklenmiş. Halk hiç boş durmamış ki aziz kardeşim. Cami yapmış, imaret yapmış, çeşme yapmış, yapamasa tamir ettirmiş, tezyin ettirmiş. Birisi kalkmış çeşmenin üstüne kitabeyle süslemiş. Halk Osmanlı'da bütün sanatlara önem vermiş. İşte İstanbul'da Mısır Çarşısı'na gidiyorsunuz, Kapalı Çarşı'ya gidiyorsunuz. Sadece şiirle kalmamışlar ki. Bıçakçılar çarşısı var, keresteciler çarşısı var, arakiyeciler çarşısı var, işte ne bileyim fesçiler çarşısı var. Var da var. Tezhipçiler var, kumaşçılar var. Batı bize hep hayran olmuş. Ve bizim elimizde tuttuğumuz bu değerlere biz sahip çıkamadığımız için elimizden uçup gitmiş bunlar. Lale'yi Hollandalılara kaptırmışız. Bugün Avrupa'daki askeri bandoların tamamı Osmanlı'dan örneklenmiştir, kopyalanmıştır. Osmanlı'dan önce hiçbir Avrupa devletinin askeri bandosu yoktu. Şiirleriyle her yeri tezyin etmiş Osmanlı. Nabileriyle, Fuzulileriyle örneklendirmiş bu diyarı. Anadolu'yu bir baştan bir başa yeniden fethetmiş şiirle. Eğer biz Süleymaniye Camisi'ne bir taş yığını olarak bakarsak, Baki'ye ihanet etmiş oluruz. Kanuni'ye ihanet etmiş oluruz. Süleymaniye bir şiir müessesesidir. Süleymaniye'ye o gözle bakmak lazım. Hazreti Peygamber diyor ya, Uhud bizi sever, biz Uhud'u. Uhud sever mi ya? Uhud bir dağ. Ama Hazreti Peygamber diyorsa Uhud da sever. Ne diyor şair Süleymaniye Camisi için? Yapmak insanlara yıkmak kadar kıymet mi verir? Bunu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner koca Süleymaniye. Ama bir de kaldıralım dendi mi, heyhat işte o zaman. Bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan. Eyvallah. Biz kıymetli kardeşim, değerlerimize maalesef sahip çıkamadık. Maalesef. Osmanlı'nın fethettiği topraklardan örnek vereyim. Macaristan, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mohaç Meydan Muharebesi ile Osmanlı topraklarına kattığı Macaristan'daki Osmanlı eserlerinin %99'u yıkılmıştır aziz kardeşim. Bulgaristan'da %90'ı yıkılmıştır. Yunanistan'da %90'ı yıkılmıştır. Romanya'da %99,9'u yıkılmıştır. Ama çok daha acı bir şey söyleyeyim sana. Türkiye'de %40'ı yıkılmıştır. Ne %40? 1923 ve 2002 yılları arasında Türkiye'deki Osmanlı eserlerinin %40'ı tarumar edilmiştir. Padişahların türbelerine kilit vuran bir zihniyetten, camileri ibadethane olmaktan çıkarıp hayvanlara ahır yapan bir zihniyetten, sırf köylü oldukları için Ankara'nın köylerinde yaşayanları şehre girerken hamama sokmadan şehre almayan bir zihniyetten, Mussolini'yi örtüştürmek, Mao'yu örtüştürmek, Stalin'i, Lenin'i örtüştürmek çok da zor olmasa gerek. Sultan Abdülhamit Han'a Rıza Tevfik'in yazmış olduğu şiirdeki o cümle çok beni etkiler. Diyor ya, nereden çıktı bunca veledi zina? Bu cümle altı çizilecek,
üzerine cümleler sarf edilecek, kalemlerin mürekkeplerini bitirecek bir cümle. Bizim ecdadımız Süleymaniye Camisi'nin duvarlarındaki o Allah, Muhammed, Ömer, Ebubekir, Osman, Hasan, Ali ve Hüseyin kelimelerini yazabilmek için bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın sure alaylarıyla gönderdiği develerin boynuna bağladığı mürekkebin İstanbul'dan çıkıp Mekke'yi, Medine'yi dolaşıp tekrar geri geldiğinde hattatların o mürekkebi alıp yazdığı yazıyla cami levhalarını süslediği bir medeniyet. Bizim medeniyetimiz Nola tacım gibi başımda götürsem daim kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resul'ün. Gül-i gülizar-ı nübüvvet kadem sahibidir. Ahmeda durma yüzün sür kademine o gülün diyen Hazreti Peygamber'in aşkından başının üzerine Hazreti Peygamber'in ayak izini bir sorguç gibi taşıyan bir zihniyettir. Bizim zihniyetimiz aziz kardeşim, 2 yıl 8 ay süren Mısır seferinde Yavuz Sultan Selim Han'ın Hasan Can'a Topkapı Sarayı'ndan denize indiklerinde sordukları bir soru. Hasan Can, yumurta sever misin? Severim sultanım. 2 yıl 8 ay sonra Mekke Medine fethedilmiş. Halife-i Ruh-i Zemin olunmuş. Mısır Osmanlı topraklarına katılmış. Kutsal emanetler İstanbul'a getirilmiş. Üsküdar'dalar. Şehre girmiyorlar. Ordu telaşlı. Yavuz Sultan Selim'in şehre girmesini bekliyor. Üsküdar'da kurun çadırları diyor Yavuz Sultan Selim Han. Kuruyorlar çadırları aziz kardeşim. Hasan Can yanına yaklaşıyor. Orada hünkârım. Hocam, süremizin de sonuna geldik. Bağlayalım. Hünkârım, İstanbul'a geldik. Asker girmek ister. Diyor ki Hasan Can, sabah olsun öğle girelim. Şimdi biz şehre girersek orada bir kalabalık vardır. Bizi alkışlarlar. Bizi alkışlarsa gururumuz okşanır. Sabah girelim. Sabah şehre girerken işte o sandalda Hasan Can'a Yavuz Sultan Selim diyor ki nasıl? Biz ne diyeceğiz şimdi? Ne nasıl deriz değil mi? Hasan Can diyor ki haşlanmış sultanım. Bak 2 yıl 8 ay evvel ne demişti? Yumurta sever misin? Evet. 2 yıl 8 ay sonra dönerken nasıl diyor? Hasan Can da haşlanmış sultanım diyor. Bu ne demek biliyor musun? Bu iki insanın kalp ritmi 2 yıl 8 ay boyunca hep aynı atmış demek. Baş nasılsa ayak da ona göre yürür. Eyvallah. Dolayısıyla Osmanlı bir şiir medeniyetiydi, bir aşk medeniyetiydi ama onların en büyük aşkı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimizin maalesef ki bu haftalıkta sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola, beşeriz nihayetinde. Şaşmış olabiliriz. Rabbimiz fırsat ve ruhsat verirse İnşallah haftaya yine görüşmek üzere. Sizleri emanetçilerin en hayırlısı, aziz ve celil olan Rabbimize emanet ediyorum. Programımızın sonunda da inşallah programımızı da Fatih Sultan Muhammed Han'ın mükemmel şiiriyle nihayet erdiriyoruz efendim. Bu şiir de bizden, bugün bizimle yol arkadaşlığı yapan tüm dostlara armağan olsun inşallah. Fatih Sultan Muhammed Han elden gider diyecek. Sakiya meysun ki bir gün lalezar elden gider. Ürüşür faslı hazan, bahu bahar elden gider. Her nice zühdü salaha mail olur hatırım. Gördüğümce ol nigan ihtiyar elden gider. Şöyle hak oldum ki ah itmeye haf eyler gönül. Lacerem bad-ı sabah ile gübar elden gider. Gırra olma dilbera, hüsnü cemale kıl vefa. Baki kalmaz kimseye, nakşu nigar elden gider. Yar için ahyar ile merdane cenk itsem gerek. İt gibi murdar rakip ölmezse, yar elden gider.